Dostlar, bir operasyonla karşınızdayız. Görmüş olduğunuz gibi elimde bir tülbent var. Kapanıyorum. Şaka. Bugün bir operasyonla karşınızdayız dostlar. Luzi'nin aklını alacağız. Bildiğiniz gibi o Erzurum'da yaşıyor ve bayramlık babaannesine geldi ve benimle buluşmayacağını zannediyor. Zaten 3-5 günlük geldi dostlar ve ben de ona dedim ki abicim hani bizim de aile ziyaretleri falan var. Luzi seni nasıl alayım dedim. Zaten bana uzak noktadasın. Şimdi ekrana bir gelsin dostlar. Jagro onu arayacak. Sanki Jagro'da buluşuyormuş gibi. Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün bildiğiniz üzere buralar bana bir video çektirecek. O videoda ben Luzi'yi arayacağım ve ona reddedemeyeceği tekliflerde bulunacağım. Benimle buluşması için ikna edeceğim ama benimle buluşmayacak. Ural abiyle buluşacak. O yüzden Luzi'yi arayalım. Abi yaklaş. Bekle, bu telefonu gösterme. Numarası gözük ve çocuğun. Alo. Ne yapıyorsun? İyi, sen ne yapıyorsun? İyi. İstanbul'daymışsın. He. Oğlum niye bana söylemiyorsun? Ne bileyim ya. İstanbul'un neresindesin? Şey, babaannem neredeyim? Tamam, şey yapalım. Bugün buluşalım. Abi sana iki tane manita getirsin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya oğlum tamam. Şş, sen rahat ol, buluşalım. Abin sana güzel şeyler yapacak. Rahat ol. Gezdirecek seni. Sultan Gazi'deyim de o tarafa doğru gelirim. Sıkıntı olmaz bana. Ben sana konum atarım, orada buluşuruz. Taksi göndertirim ben sana. Tamamdır, görüşürüz canım. Görmüş olduğunuz gibi bunu planladık dostlar ve Jagro onu arayıp bir sokağa çağırdı. O sokakta biz bekliyor olacağız. Şimdi diyeceksiniz ki bu nasıl olacak? Bunu taksam zaten tanır. Bunu dümenden aldım da öyle. Beni zaten hiç görmeyecek bile. Neyse, uzatmayayım, toparlayacağım. Çok iyi. Like'ları olsun dostlar. Şimdi diyeceksiniz ki ulan senin sesin var. O zaman da devreye ne giriyor biliyor musun kardeşim? Bizim mahallenin delikanlıları giriyor. Emirhan ve Kaan dostlar. Sağ olsunlar dostlar, tatildelerdi. Ben aradım, anlattım. Dedim ki abicim benim böyle bir planım var. Ve bu çocuğun hiç görmediği insanlar lazım bana. Abi dedi gelelim hemen. Çok teşekkür ederim kardeşim, hoş geldiniz. Kaan, Emirhan dostlar. Bugün Luzi'yi onlar kaçıracak. Ve Luzi'nin aklı gidecek. Siz başka şehirdesin. İnanılmaz olacak yani, öyle söyleyeyim. Gözlerini bağlayacaklar dostlar Luzi'nin, aha da bu tülbentle ve eve kadar onu getirip arabada korkutacağız. Güzel bir kışkırtma olacak dostlar, tüm zamanlara intikam olacak. Like'ları basmayı unutmayın. Emirhan'la kanal içinde yorumlara bir kalp alırım. Hadi başlayalım, let's go. Şimdi arkadaşlar bu operasyonda biraz ter dökeceğiz, o yüzden saç başın önemi yok. Sadece operasyona odaklandım ve şu anda plana sadık kalıyorum. Şimdi beyler, siz adını falan da bilmiyorsunuz. Evet, arkadaşlar yani Emirhan'la kan bayağı yani... Hiç alakaları yok yani, anladın mı? En alakasız. Çünkü şöyle düşünün. Bizim tanışma hikayemiz de şöyle mesela. Ben binaya girişik yapıyorum ya. Beyler selamünaleyküm falan böyle yani düşün. Bizim tanışma hikayemiz bile böyle yani. O yüzden ben şimdi onları anlatacağım. Şimdi size komik bir şey söyleyeceğim. Bunun lakabı Luzi. Tamam mı? Nick'in Luzi ama adı Burak Berat Bulut. Burak Berat Bulut yani niye böyle bilmiyoruz. Bekleyeceği yerde duruyor ya böyle. Sizi zaten tanımıyor. Siz yanından normal geçiyormuş gibi arkasında. İşte Maltepe'de de geçiyorsun. Sonra bir anda gel bakayım beni Burak falan filan. İstanbul küçük oğlum falan. Erzurum mu sandın falan dersin hatta böyle. Evet. Zaten arabada yakın bir noktada olacak ya. Arabayı da onun açısında tutuyor olacak. Tek sorun şu, gözünü iyi bağlamanız lazım. Gözünü bağladıktan sonra çok rahat. Her neyse çok direnmeyecektir. Sanmıyorum bizi. Şey falan dersek ne yapıyorsunuz ya falan der. Siz Galatasaray hükmün gereğince bu infaz gayrimeşru müdafaa ve hattı hümayumdur ya. Evet. Ya ne yapıyorsun ya? Panikler bırak ya. Falan. Bırak ya falan der. Hiç anlayacağını düşünmüyorum. Aa, telefonunu almayı unutmayın. Yani ben de onu düşünmüyorum. Telefonla ne yapabilir telefonuyla? Ne bileyim yani mesela en son aradıklarından birini arar. Ama gözü ezbere, kapalı. Ezbere yapar falan. Siz biraz sert yaparsınız ama. Bırak lan telefonunu. Hey! Falan gibi. Her neyse. Tamam. Sıra serti yapın yani, sıkıntı yok. Sonra barıştırırız sizi gözüm açınca. Genel itibariyle dostlar bu kadar yani. Bayağı heyecan verici bir şey olacak abi. Şimdi Ferhat'ı ben eş zamanlı arayacağım. Ferhat işte sana kaç dakika dedi, ne zaman orada olur falan gibi. Bu gibi infolara sahip olup dostlar go'layacağız. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar mikrofon Emirhan'da takılı. Evet. Otelin ilerisindeki ışıklar demiş Ferhat. Biz baktık orada çantalı birisi duruyor. Ama inşallah Luzi'dir. Yani beyler yanlış adam kaçırmayın oğlum. Ben fotoğrafını gösterdim arkadaşlar. Ama odur yani, bu saatte ışıklarda kim bekleyecek? Kübra dostlar şuradan pusuya yatacak. Bak o gördüğünüz noktada pusuya yatacak. Kübra bu kamera zoom atıyor mu? Tamam, zoom'u da örttüm. Her neyse Kaan da arkadaşlar burada. Bakın Kaan'da şöyle bir item var abi. Kaan bunu direkt böyle kafasından geçirecek onun. Eşarbı alın. Ha, eşarp evet, gözünü bağlayacağız. İnşallah o kavga içinde mikrofonu fark etmeyeceğini düşündük açıkçası. Bunu direkt şöyle alacaksın. Tamam abi. Direkt bir düğüm atarsın sağlam tamam, bir. Tamam. Beyler hızlısız ilerlememiz gerekiyor. Yani sizi hiç daha önce tanımıyor mantıken korkacak.
Ezan okunuyor. Ezan bitsin öyle yapalım. 5 minutes later. Arkadaşlar ezan bitti ve operasyon başlıyor. Beyler şu andan itibaren sizdeyiz. Yani paket yapıp getirmeniz lazım. Arkadaşlar Kaan bilerek Adidas giymiş. Tam böyle keko gibi olmak için falan. Şu andan itibaren onları alıp geldikten sonra benim hiç konuşmamam lazım. Sadece iki tane yabancı ses duyuyor olman lazım. Kübra sen de sakın gülmemen falan da lazım. Biz şimdi seninle pusalım. Beyler Allah'a emanet. Paketleyin getirin. Kaan direkt yüzünü bağlıyorsun. Nereden geldin sen? Dursana sen. Konuşma, yürü. Devam et. Yürü. Oğlum nereye gidiyorsun sen? Konuşma. Oğlum sen kim misin? Yürü. Tamam bir yürü, yürü. Lan dur lan. Oğlum sen silahlısın lan. Oğlum yürü hadi. Kom dansın. Ich will nicht. Kanka o... Bağırma. Aman, oğlum bağırma. Biraz yavaş ol lan. Arabaya bin. Bin arabaya, zorluk çıkartma. Sus, konuşma. Konuşma, sus. Ben böbreğe salamıyorum sana. Sus. Ne oldu? Konuşma. Tavayla vurmak kadar kötü bir şey var mıymış? He, burası İstanbul. Şşş, hareket etme. Hareket etme. Konuşma, hareket etme bak. Hala zorluk çıkartıyorsun. Şşş, hareket etme. Şşş. Hareket etmeyeceksin lan. Tava atmaya benziyor muymuş ha? Ha, göreceksin tavayı şimdi. Bekle. Bağırma, bağırma, sesini kes. Sesini kes. Sesini kes. Şşşş. Sus, bağırma. Yürü. Lan polis falan. Ananım lan. Şşş. Oğlum bırakın lan. Konuşma. Lan yardım edin. Bağırma. Yardım edin. Alo. Şşş. Konuşma. Dur lan. Konuşma. Konuşma. Sessiz ol. Beni gelecek. Yardım edin. Bağırma. Bağırma. Başım bulanıyor. Oğlum. Yürü. Şşş. Hareket etme. Hareket etme. Arabanın inip kapalı bir yere inene kadar şaka falan sandın değil mi sen? Oğlum arabadan inince gerçekten korkmaya başladı bu arada, fark ettiniz mi? Demek Ferhat'la buluşuyor. He? Abi organ nefesi kaçırdı sanki. Şaka brocum. Abi ne yapıyorsun ya? Korktun mu? Evet korktum abi, İstanbul adam mı kaçırdı? Sana hayatın en büyük şakası olsun. Arkadaşlar bu kanalın en iyi bence kışmasıydı. Bunun son anda akla gitti. Bu abi, arabada hala ya, şaka gibi bir şey soruyordu değil mi? Tanıştın mı arkadaşlar? Hey Mira, geçmiş olsun. Sizin deneyiminiz var galiba.
Var ya. Bak Emirhan'la ben bu binadan tanışıyorum 2 yıldır. Daha önce hiç beraber bir etkinlik yapmamıştık. Kaan'la da bugün tanıştım. Kaan Emirhan'ın arkadaşı. Yaptığımız ne? Bir dakika. Dinle dinle. Beraber yaptığımız tek şey adam kaçırmak. %100 aktivite devam. Ne hissettiniz? Bizi biraz anlat hissettim. Abi organ mafyası. Ama sen çok korkmuş gibi değildin. Dedim ya orada organ mafyası çok diye. Ya. Peki ben sana dediler ya işte tava atıp küfür etmek gibi olmuş. O sıra öyle yaptığın kişiler geldi mi aklına? Kimleri attım ben tava? Abi hani kimseyi tanımıyorum ki yüzde konuştuğum kimse yok. Oğlum işte oyunda yayında falan yaptıkların geldi mi aklına hiç? Yani biraz abi. Ama böyle bir insanın beni kaçıracağını hiç düşünmedim. Korktun mu? Korktum. Ama belletmedim. Başta bir erkeklik yaptın galiba. Bir erkeklik yaptı ondan sonra ama. Şey, İlk ağız. Oradan geçen insanlar niye yardım etmedi? Ki adam geçmiyorsa ki. Biz en sota yer. Şimdi en sota yer değil. En sota yerde yer. Ve bura binanın da arka girişinden girip kapalı otoparkına girdik. Kapalı otoparkından çıktık. Yani seni kimse görmedi. Yani gerçekten kaçırdık biz seni şu an. Bayağı gerçekten kaçırdık yani. Muhtemelen bu arada zaten seni ilk aldığımız yerde bir tane adam böyle bakıyordu. Evet bakıyordu. Mı? Ve adam böyle adımları sen böyle bağırınca falan bunlar böyle götürüyor seni bakmak dediler. Adam adımlarını hızlandırdı böyle. O muhtemelen bizim plakayı polise vermiş olabilir. Sen bir de yayınlayacaksın mı? Evet. Ben kaçırıldım şu an. Arkadaşlar böyle farklı bir plan geldi aklıma. Nereden aklına geldi? Vallahi iki gün Kübra'ya anlattım. Kübra mükemmel planladı. Sadece şey soru işaretledi. Senin asla tanımadığın kim ayarlayabilirim? O sırada Emirhan'la Kaan girdi devreye. Sağ olsun 10 numarada oldu bence. Beyler elinize sağlık. Rica ederim. Mükemmel bir adam kaçırmaydı. Sonraki adam kaçırmalarda görüşmek üzere. Devam. Arkadaşlar like'lamayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Biz de zaten. Muhtemelen dostlar 3-4 gün falan bizde olacak. Bir şeyler yaparım da. Ne yapacaksın abi? Ama hani seri şoklu. Abi ne yapacaksın? Şoklu.